Merhabalar. Efendim ben de temizlik yaptım yine. Ondan sonra birazdan da şeye gideceğim. A101'e bir şeyler alacağım oradan. Yiyecek bir şey. Evet, bayağı temizlik yaptım yani. Ergin hoş geldin canım, nasılsın? Hayriye abla hoş geldin. Vallahi bu ay efendim Deniz teşekkür ediyorum. Bu ay efendim daha önceden benim doğal gazım şeydi. Lavinia hoş geldin. Ne derler faturalıydı şey kartlıydı. Ondan sonra yeni sayaç takıldı. Bayağı kabarık bir fatura geldi yani. Elektrik de öyle. Ay Hasan hatırlıyor musunuz? Hani gelmişti ledleri yapmaya. Az yakar dedi. Aa, Yaren'e de hoş geldin. Ne kadar butbeldi. Aman 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 aman. Neyse yeni bir usta buldum da. Ondan sonra müsait olduğunda gelecek. Şöyle bir kumanda var efendim. Şöyle bir kumanda var. Mesela basıyorsun. Bu şekilde. Bu kumandada 4 tane şey var. Şimdi mesela şu avizeyi ben mecbur kalıyorum. Ledlerle beraber yanıyor. O yüzden de mutfakta şey geliyor. Elektrik geliyor. Yeni bulduğum usta da şey yapacak. Bir burayı bağlayacak. Bir burayı bağlayacak. Tek tuşa. Ledleri bağlayacak. İkinci tuşa. Şurayı bağlayacak üçüncü tuşa. Yine şurada beyazlar yanıyor. Dört tuşa. İstediğimi yakabilecekmişim. Güzel. İyi anlaştım yani ustayla. Aha. Usta dedi müsait olduğum bir gün gelirim yaparım dedi. Ha öyle mi? Ay çok teşekkür ediyorum. Evet. Bazen ilerleyen saatlerde makyaj falan da kalmıyor da. Aha. Evet Tülay'cığım hoş geldin. Nasıl olsa? Yok, benim evim serin ama dışarısı gerçekten sıcak. Evet. Dün mesela şey yatarkene çok sıcaktı. Vantilatör, ayaküstü vantilatör kullandım, açtım. Ondan sonra tekrar kapattım. Evet. Her taraf sıcak. Ne yapacağız yani? Allah kurban oldum. Allah'ın yarattığı mevsimler. Kış olduğu zaman da çok donuyoruz diyoruz, üşüyoruz diyoruz. Evde soba mı var? Yo, doğal gaz var canım. Sobayı nereden çıkarttın kız? Gecekonduda mı oturuyorum? Keşke gecekonda bir evim olsa. Bahçeli. Görmüyor musun? Mutfağımda yeşil soğanlar, domatesler, neler neler yetiştiriyorum. Saksıların içerisinde. Bahçeli bir evim olmuş olsa gecekondu müstakil. Daha iyi olur. Yani. Hayır, bir kere sorduğu soruya bakar mısınız efendim? Görmüyor mu? Yani önce Allah'ın evi, sonra benim evim. Şato gibi olduğunu. Kalkıyor diyor ki oradan gecekonduda mı oturuyorsun? Roy hoş geldin canım. Şimdi Roy da makyajımı beğenir ha. Ona sözüm var çünkü bu rujdan göndereceğim tişörtle beraber. Unutmadım. Ya. Ay Elvin çok teşekkür ediyorum canım benim. Ben de birazdan şeye çıkacağım efendim. Ha Sibel abla makyajın harika. Dedim ya Roy illaki beğenecek. Çünkü ben biliyorum. Unutmadım Roy'cum bir tanem. Rujla tişörtü yollayacağım sana. Aha. Bu arada Kipolat gelmiş. Teşekkür ediyorum. Hayır ben sana bağırmadım Elvin. Pirusara hoş geldin. Yok ben sana bağırmadım.
biraz yok yok yok. Hayır, sen yanlış anladın. Biraz şey oldu. Küründen madiden ne yanlış anladım ben. İsacı. Doğru mu Roy? Onu yanlış anladım ben. Ondan da özür diliyorum. Hayır, sürekli yorumlar üst üste gelince şey yaptım. Küründen madiden de etiketliyorlar. Bu sefer ne olacak? Bu ruj rengi solistimize özel, ancak ona yakışır. Roy'a da sözüm var. Ona da iki tane aldım. Aldım efendim. İnşallah göndereceğim. Evet. Gündür de yürüyüşe çıktı geldi. Orada. Ondan sonra dedim ki Gündür gitsin gelsin, zaten geldi. Geldi. Bir 45 dakika falan yürüyüş yaptı orada. Şimdi sıra bende. Ben yani yürüyüş derken ne? Şey olarak değil. Ay, sakın yanlış anlaşılmasın efendim. Yani Gündür'le beraber yürüyeceğiz, marketten alışveriş yapacağım. Nevale, menü, menü. Aha, evet. Vallahi Pirusara ben de. Hayır Roykucum, canım benim. Yani oldu bitti öyleyi. Oldu bitti öyleyi. Mesela o kadar mayalı pizza alıyorum mesela. İçinde maya var. Şey oluyor yani, pek fazla kilo almıyorum. Almıyorum çünkü neden? Çok su tüketiyorum. Ha, onu ayarlamam lazım. Kipolat. Tam çimlerin üzerine. Tabii. TikTok için diyorsun, değil mi? Bakalım. Evet, Roy, sabaha karşı şeye gidiyorum. Burada fırın var. Evet, benim sokağın başında. Poğaça var orada, simit var orada. Ne tür şey ararsan var yani. Alıyorum. Ondan sonra çay demliyorum veya Nescafe ile birlikte yiyorum bir iki tane. Yani bir de Roy, dün başıma ne geldi biliyor musun? Yine Sibel Baysal 0106'yı çalmaya çalıştılar. Tabii. Uğraşıyorlar ama kim uğraşıyor bilmiyorum. Ondan sonra ne yaptım, ne ettim işte. Yok tekrar kimlik gönder, yok tekrar kod geliyor oradan onaylıyorsun filan derken ne? Aynen, aynen tabii ki. Özellikle de bu hesabıma yapıyorlar. Yani 3-5 kuruş para kazanıyorum ya. Özellikle bu hesabıma yapıyorlar. 185'e bir şey yapmıyorlar çünkü orada olabilir Roy Cook. Olabilir. Olabilir. Ondan sonra ben üzüldüm, geldim burada pilav yapmıştım, yedim. Nihayet gene şey yaptım yani, kurtardım. Ha şey, Pirusara şeyde de var biliyorum. Efesu'da var. Ondan sonra Okşan'da var mı bilmiyorum. Ben takip etmiyorum onu. Var mı onda? Evet, Esefsu'yla ben varım ama Okşan'ı bilmiyorum ben. Takip etmediğimden dolayı. Hani yayın açtığında o da alıyor mu? Roze çıkıyor mu onda da? Yasmin hoş geldin canım, hoş geldin. Kız, seni arayacaktım ben bugün de. Vallahi gene temizlik yaptım ya. Ha, Okşan'da da varmış efendim. O zaman etti 3. Aleyküm selam canım benim. Yasmin'im. Ha. Tamam işte, demek ki 3 kişi. Hayır, SSU'ya da yaptılar ya bir zamanlar efendim. 90 gün para kazanmak olayını kısıtladılar.
Ne gereği var yani? Siz de mücadele edin ki biz de sizlere destek olalım. Yani. Hayır, bir de YouTube'yi de almaya çalıştılar. Tabii. Vallahi billahi YouTube kanalımı da almaya çalıştılar Instagram'la beraber. Rozet hemen çekilmiyor ki Deniz. TikTok gibi değil canım ya. Hadi TikTok'ta bir yayın açarsın mesela, hediye atarlar. İşte atıyorum 15-20 dolar olur. Onu günlük çekebiliyorsun. Ama rozet olayı öyle değil yani, aylık oluyor. Öyle bir şey olsa da ben de her gün çekerim. İşte bakalım 450-500 oldum herhalde TikTok'ta. Orada da 1000 olursam efendim. TikTok'u da aldılar. Evet, doğru söylüyorsun Perisara. Evet, 7000 abonem vardı orada. Ama birinin adını yazdı ya oradan. Yurt dışında. Muhtemelen odur yani. O çünkü uğraşıyor. O çok YouTuber olmak istiyor. Ondan sonra Instagram'da rozet almak istiyor. Yani doğru, katılıyorum. O olabilir. Olabilir. Nicole Uras iyi yayınlar solistim demiş. Hoş geldin canım. Çarp. Arkaya mı vurayım? Arkaya mı vurayım? Betona, şey duvara. Vallahi yani ucuz kurtardım. Biraz da değil, çok aşırı piyazlıydı. Ne yaptım, ne ettim? Yine de istemiş oldukları bilgileri verdim. Kod gönderdiler. Hem YouTube olsun, hem bu Instagram hesabım olsun. Kurtardım. He, duvara vuracağım Roy. Ay ay. Yayınlarını çok izlenince kaçırdım orayı. Oh, şükürler olsun, sizden mahrum etmesinler bizi. Aynen. Günnur, Gülom, Sibel videosu. Baysal TV'de iyi seyirler demiş. Eklim hoş geldin canım. Evet, ses düzeyi biraz az olmuş ama güzel okumuşum. Gülon beni terk edecek ve resimleri de güzel süslemişim, değil mi Günur'la benim? Doğru. Evet Eklimci, merhabalar canım, merhabalar. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Hani az önce anlattım ya, işte Instagram'la YouTube'u çorlamaya kalktılar. Peki siz böyle bir şey yapsanız veya işte Günür'de olmazsa, biliyorsunuz ki ben her videolarımda söylüyorum 12 sene parçalı parçalı bir fil cezaevinde yattığımı. O zaman siz beni tekrar çora teşvik edersiniz. Bak şimdi çor yapmıyorum. Ne güzel yayın yapıyorum. Şarkılar söylüyorum. Yemekler, tarifler. Elimden geldiğince sokak röportajları. Yani o zaman elinize ne geçecek? Bir kader arkadaşınızı çora yönlendireceksiniz. Yazık, günah değil mi? Ha? Şurada 3-5 kuruş kazanamazsam, piyiz param, sipsi param çıkmazsa, yemek param çıkmazsa, ne yapacağım? Yaşım gelmiş 55'e. Kim beni kolleyecek?
Fizli kafayla çıkacağım. Beni kolleyen olmayacak. Ondan sonra Çor'a yöneleceğim. Çor'dan sonra da Madihani. Allah korusun. Bunu düşünebiliyor musunuz? Ya. Yok, ben doğruları, gerçekleri söylerim. Yani. Roy Cook. Teşekkür ediyorum efendim. Rozet aldı Roy Cook. Ama şimdi Roy, yani öyle Allah korusun. Tamam, bence de Allah korusun da. Şimdi doğruyu konuşana da, yani doğruyu söylüyorum. Öyle bir şey olmuş olsa tabii ki Çor'a yöneleceğim yani. Başka çarem yok ki. Yani bugün benim evim icralık, ondan sonra altımdaki araba icralık olmasına rağmen tamirde. Adam kalkmış 8 bin milyar para istiyor. 8 bin TL. Nerede yaptırayım ben? Bir İstanbul'a gittiğimde Çağla Kalın, işte orada bir solist gazinoda. Ne gazinosu ya, şey, süper fabrikte sahne almadan önce arabanın motorunu yaptırmıştım, sıfır. Şimdi yine şey çıkartıyor, masraf çıkartıyor, arıza çıkartıyor. Hangi biriyle ben şey yapayım? Aynen Roy. Ha. Vallahi bir şey söyleyeyim mi Roy? Ben mesela neden kapalı giyiniyorum? En ufak bir çatalda, titalarda görüntü yayın olduğu zaman YouTube buna reklam vermiyor. Eğer burada kalacaksa tabii ki giyinirim. Ki öyle bir videom da var yani, o sevgili Gözde Bal'ın göndermiş olduğu 5-6 tane gözlükleri yapıp da böyle beyaz bir şey var, bir sütyer var üstümde. Mesela onu attım, ona şey vermedi, reklam vermedi. Burada duruyor. O yüzden hayır, YouTube buna vermiyor. Vermiyor hayatım, vermiyor. O yüzden eğer kalıcıysa burada tabii ki her türlü giyinirim. Ama YouTube kanalıma atacağım videoyu da kalkıp tabii ki kapalı giymekte fayda var. Aynen iklim, aynen canım. O zaman da 2 milyar şey 2 milyon izlenme vardı önceki kanalımda. Aynen doğru söylüyorsun. Aha, orada bile ekmeğime engel oldular ya. Kalktılar, benle uğraştılar, beni çileden çıkarttılar. Ondan sonra dediğin gibi Perusara teşekkür ediyorum ki seni bereket canım benim. Orada bile kalktım yani, putka, ondan sonra titalar, bademlettim bilerekten ki kanal kapandı. Facebook'ta da çok izleniyorum. Evet, çok haddinden fazla izleniyorum orada. Aynen, o zaman da sizi kışkırttılar, sinir ettiler, solistim demiş ettim. Doğru söylüyorsun. Facebook'ta da efendim oradan da bir şey geldi bana. Fakat bir yerde takılıyorum. Gündür zaten biliyorsunuz yabancı dil biliyor. Gündür olmazsa Royk var, Mehtap var, Nisa var. En azından bunlara değmeden yazarım, o yazıyı da gönderirim. Ama orada sadece takılıyorum. Yoksa hani Facebook'tan da bana para teklifi kazanma şeyi geldi, uygunluğu. Ama bir yer var, orayı dolduramıyorum. Onu Gündür de gördü. Gündür de yardımcı olmaya çalıştı. Fakat olmuyor. Sürekli çarpı işareti kırmızı duruyor orası. Ora ne istiyor hala anlamış değilim yani. Orayı da bir kutucuğu işaretlesem, maviye dönse, Facebook'tan da biliyorsunuz çok çok videolarım almış başını gidiyor. Milyonlarca izlenen videolarım var. Bakalım kısmet nasip efendim, ne diyelim yani.
Aa, kapıcı geldi, görüyor musun? Kapıcı geldi efendim. Aidat parası vereceğim. İnşallah tekrar gelir. Aynen kız Eklim, aynen. Ha, bir de en son bana yaptığı günlerden Cuma günüydü. İşte kartımı verdim. Kartımın içinde de işte belirli bir miktar para vardı. Seninle uğraşamayacağım. Sen çıkarsan o zaman bir kişiyi kaybetmiş olurum. Hadi sen bir git bakayım buradan. Hadi. Hadi canım. Güle güle. Hiç kendimi yoramam. Hiç. Açmışım burada ne güzel sevgili hayranlarımla, kardeşlerimle şey yapıyorum. Muhabbet ediyorum. Kalkıp seninle mi uğraşacağım? Blok edilen buton var. Bastım gitti işte. Cevap mı yetiştireceğim ona? Adını mı okuyacağım? Evet, ama şimdi şöyle, daha önceden Perusara öyle bir şey yapmamıştı bana. Özellikle Cuma gününü seçti bu. Cuma günü şimdi Günur'dan 5-10 euro istesem, işte sigara, yemek alacağım. Gene hesaba gir, kart yok yani. Kız kardeşimi, abimi arayacağım. Kart yok, nereye yatıracak? Tam Cuma günü yaptı. Cumartesi, pazar. Roy çok teşekkür ediyorum. Cumartesi, pazar günü beni aç bıraktı. Tamam, kartı alıyorsun. İçindeki debere de alıkıyorsun. Bari posta kutusuna at ki ne? Ben de Günnur'dan veya abilerimden veya kız kardeşimden isteyeyim. Onu da yapmadı. Ya? Bir de zaten biliyorsunuz daha önceden de, hayır bir demlik değil, 15 demlik. 15 demlik. Ben bir şey demiyorum. Yemeğine varana kadar hazırlıyordum. Rahatsızlandı, hastaneye götürdüm. Çayını demliyordum. Yani bunları yaparken yatak da verdim, oda da verdim. Ama kalkıp Cuma günü, özellikle Cuma'yı seçip Cumartesi, Pazar günü beni aç bıraktı. Yani içindeki debere, ya istesen ben Adana'ya gidiyorum desen vermeyecek miyim? Vereceğim. Hadi diyelim ki ne? İçindeki debere alıktın. O zaman kartı niye posta kutusuna koymuyorsun? Ya. Hatırlıyor musunuz? Ben almam dedim. Kesinlikle almam dedim. Aylar geçti. Aylar geçti, almam. Asla. Aynen eklim, aynen ya. Aynen. Sipsisine varana kadar. Dediğin gibi doğru. Ha. Murat abi, aidat vereceğim de. Efendim, hem çöp vereceğim hem de aidat vereceğim efendim. Teşekkür ediyorum o desteklerinizden dolayı efendim. Her katılan sevgili hayranlarımdan hepsine teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Görüşmek üzere. İlerleyen saatlerde yine şarkılarla, fasıllarla, güzel muhabbetlerle yine birlikte olacağız efendim. Saygı ve sevgilerimle efendim.